Benim kardeşim Şaban Dişli'nin kardeşi gibi gayet rahat darbe girişiminde ikinci adam değildi. Ve o gündeme o kadar düşmedi benim kardeşimin AKP üye olması. Hiç olmazsa benim kardeşlerimden darbeci yok. FETÖ'cü yok. Ama sizde hepsi var. 34 tane belediye başkanınız FETÖ'den dolayı görevden alındı. Gayet rahat manşetlerden düşmedi. Manşetlere geldi mi hiç? Gelmedi. Gazetelere geldi mi? Gelmedi. Yani netice itibariyle FETÖ'cü ararsansa AKP FETÖ'cüdür. Darbeci dersense AKP darbecidir. 2004 yılında dün Özkök, bak general bir arkadaşımız burada. Özkök ne dedi? Belki arkadaşımız da o dönem bunu uyarmıştı. Neydi? Arkadaş AKP bu FETÖ'cüleri sizi uyardı. Uyardınız halde niçin işlem yapmadınız? Onun için sizler gayet rahat yardım ve yataklıktan dolayı mutlak surette günün birinde yargılanacaksınız. Bu nokta bir. İki, gelelim kanuna. Bir, burada rehin alacaklısının hakları nedir? Rehin borçlusunun hakları nedir? Rehin borçlusunun haklarıyla ilgili rehin alacağı zaman aşımına uğrarsa bunu sona erdiren bir hüküm var mı? Bakan burada, bu tasarının sahibisiniz. Bir tane hüküm, bunun bir hüküm yok. Zaman aşımı ilgili bir hüküm yok. Geliyoruz iki. Beşinci maddede diyorsunuz ki rehin konusu konulabilecek taşınırlar. Her türlü kazanç ve irat. Sayıyorum. Siz kadın fuhuşu bir gelirdi, buna rehin koyacak mısınız? İki, uyuşturucu bir gelirdir, buna koyacak mısınız rehini? Kumar borcu, buna rehin koyabilecek misiniz? Bari şu ibareyi koysaydınız, her türlü meşru kazanç deseydiniz, hakikaten saygı duyardım. Geçiyorum ben buradan. Yine aynı şekilde, aynı maddenin, beşinci maddenin F fıkrası, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar. Benim avukatlık ruhsatım rehin konusu olabilecek mi? Nedir bu? Bana bir tane somut örnek gösterin Sayın Bakanım, Sayın Bürokratlar. İki, burada benim sürücü belgem idari izinle alınmış rehin konusu olabilecek mi? Benim burada diploma, bunlar rehin konusu olabilecek mi? Görebildiğimiz kadarıyla burada bunlar yok. Geliyoruz bakın, sizi ikna edebilmek için eşya hukukunu getirdim Profesör Doktor Şeref Ertaş'ın ve rehin hukukuyla ilgili yine sınırlı rehin haklarıyla ilgili Mehmet Ayağan'ın. Arkadaş diyor ki rehin konusu yapılacak eşyanın muayen ve belirli olması lazım. Siz burada ürünü getirdiniz. Ya Allah o gün yağmuru yağdırmadı o yıl. Ürün rehinini getirdiniz. Ne yapacak bu? Orada da bu ürünün muhafazası, rehin alacaklısının bunun muhafaza etmesi gerekiyor. Yağmur yağmadı. Allah bu ürünü vermedi. Ne yapacak kardeşim? Sorumlusu kim olacak bunun? Yani burada bugüne kadar böyle bir olay hakikaten olmadı. Gelelim bir başka konu. Somut örnekler. Siz önünü açıyoruz ve bunlar hikaye. Bana rehinle ilgili, dövizle ilgili rehin yapabilecek misiniz, koyabilecek misiniz? Dövizle ilgili bir rehin koyma hükmü yok. Bari borçlar kanunda yok, ticaret kanunda yok. Yıl 2016'da doğru düzgün hukuk kanun yapıyorsak, içimizde hukukçu arkadaşlarımız var, siyasi parti kimliklerini bir tarafa atsalar, gelip vicdanen deseler ya arkadaş, çağımızda artık hakikaten bir global bir çağ ve biz bu anda küreselleşmedeyiz. Dövizle yapılabilir mi, yapılamaz mı? Ve geliyoruz bununla birlikte anayasamızın 38. maddesi ne diyor? Ekonomik suçlardan dolayı hiç kimse hürriyeti bağlayıp cezaya mahkum olamaz diyor. Yaptırım maddelerine gelmişsiniz. Yaptırım maddelerinde idari para cezasını ödeyemezse hapis cezasına dönüşecek. Geliyoruz rehin alacaklısının terkiniyle ilgili, alacaklı 3 gün içinde terkin olmasa şu kadar idari para cezası. Peki eski kanunda 3 aylık bir hüküm vardı. Niye 3 ay getirmiyorsunuz? Yani burada alacaklıya pusu kurmak değil de nedir değerli arkadaşlar? Yani burada elinizi vicdanınıza koyun. Cuma günü alacaklı kalktı, alacağını aldı, alacak rehinisi. Cumartesi pazar aya girdi. Pazartesi günü Hakkari'den gelemedi. İstanbul'a gelemedi, İstanbul'dan oraya gidemedi veya yapamadı. Avukatı bilgi vermedi. Meslektaşlarımız bu işi bilirler. Alacak niye idari paracısına mahkum olsun? Mevcut olan geçmişte... Teşekkür ederim Sayın Tanal.